Sibel Tüzün mü Düzün mü? Tüzün. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar ağır bir hanımefendisiniz. Teşekkür ederim. Böyle bir durumda oturmak zorunda kalsan ne yaparsın? Otur bakayım, nasıl oturursun? Ne diye bu eziyet? Kız uzun don giy, şöyle rahat otursana. Tamam, kalk. Kalk. İyi oldu öndeki adamlara. Hoş geldin. Efendim? Ünlü. Gel. Hiç boka yaramıyorsun sen. Bu kostümün maliyetini çok merak ediyorum. Kaça bu? Hakikaten kaçadır bu yani. Bu işte siyah siyah. Bu da böyle. Ucuz. Yani maddi durumun iyi değil. İşte fena yuvarlanıp gidiyoruz yani, Allah'a şükür. Sen yuvarlanamazsın, bir yerlere çarpar, bir yerini kırarsın. Bırak da şişmanlar yuvarlansın. Gel bakalım, biraz sohbet edelim. Tamam. Sana. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şimdi siz Türkiye'nin en seksi sanatçısısınız. Öyle üç kişi varmış. Üç tane kız çıkmışsınız. Sen birincilik kazanmışsın. Evet. Yani bu seksi ne demek? Bizim zamanımızda seksi lafı yoktu. Yani Hamiyet çıkardı. Bir V yaka okur inerdi. Perihan okur inerdi. Safir. Siz böyle başınız açık çıkıyorsunuz. Seksi mi oluyorsunuz? Yani seksilik erkeği tahrik etmek midir? Şimdi nacizane bana göre değildir. Nacizane size göre nedir? Yani ben onu nasıl seçildiğimi anlamadım zaten. Beni aday göstermişler. Evet. 10 tane pop şarkıcısına aday göstermişler. Ler. Ondan sonra halk ve ünlülerden oluşan sanıyorum bir jüri bizi ilk üçe seçmiş. Canan Erçetin, Ayşegül Ağlıç ve ben. Ondan sonra ben kazanmışım. Ben de anlamadım nasıl kazandığımı. Ama jüride kimler vardı böyle bir halk seçmiş. Halk seni mi seçmiş? Evet. Ha. Yani ve bilmiyorum. Halkla ama mı irtibatlısın yani, bilemiyorum. Yani. Halk seni seksi kadın seçmiş. Evet. Keşke siz seçselerdi ama. İşte halkın gözü kör herhalde. Seni seçtiler. Seksi kadın. Yani böyle giyince seksi oluyorsunuz. Herhalde ben de seksi. Hayır. Bu arada soyadınız ve isminiz bana çok şey geliyor. Sibel Türkçe ne demek? Sibel rengi sarıya dönen buğday başa demekmiş. Bir de sanıyorum Kibele'den geliyor. Kibele ne ki? Bereket tanrıçası. Tanrıçası. Hani o önünde o şeyi olan. Yok, kadın olan. Kadının göğüsleri çok olan. Böyle 7-8-10 tane. Niye Nigar'ın heykelini mi yapmışlar? Sibel o demek. Yani Kibele'den geliyor. Gelen Sibel. Buğday başa sarıyor. Düzün ne demek? Tüzün. Tüzün mü düzün mü? Tüzün. Kız değiştir bunu. Yok, ben memnunum. Seksi bir kadın tüzün olamaz, düzün olur. Ay, tüzünken seksi seçiliyor. Şimdi Sibel Tüzün size canının dışında bir şarkı söyleyecek. Fakat boylu boslu ha. Ama hiç yani Türk tipi değilsin. Biraz. Mesela Adana'ya sen hayatta iş yapamazsın Adana. Seni neresi çağırır biliyor musun? Diyarbakır, Elazığ. Trakya'da. Yok, Diyarbakır'a çağırmaz seni, ne yapsın? Sen Trakya'da falan iş yapar. Saçını takmıyor mu? Takmam, sizinki bakayım, gibi. Çok. Ay ben de bakayım. Gülünce ağzı ne çirkin, toparla. Ağzım büyük oldu. Fakat peronuz çok güzel. Büyük değil, Ajda aldı bunu bana. Çok güzel. Sizin bir klibiniz var,
Hamamda. Var. Hamamlı bir şey. Evet. Onu canlandırmak istiyorum Türk'le. Tellak suratlı. Benden hatır herhalde. Oku bakayım parçanı, nasıl bir şey? Gönül gözüm kapalı, bilerek sana yazılıyorum. Ah penceresi aralı, her yerine bayılıyorum. Yavrum baban nereli, nereden bu kaşın gözün temeli? Sana neler demeli, ay seni çıtır çıtır yemeli. Tamam, tamam. Peki bir dakika, bunun hamamla ne alakası var? Şimdi onun sevgili Mete Özgencil dedi ki, bu şarkıyı ilk dinlediğinde aklına gelin hamamı gelmiş. Bizim otantik eski, artık şu dönemlerde belki çok fazla yaşanmayan adetlerimizden. He, şimdi hamamdan çıktın. Oradan hamam gelmiş aklı. Bu yönetmenin herhalde. Evet. Yönetmeni. Evet. Öyle büyük bir yönetmen. Ne adı? Mete Özgencil. Hiç duymadım. Hiç duymadım. Yönetmen benimki. Peki. Daha fazla seni rahatsız etmeyeyim. Şeyi oku. Bir Alaturka şarkı istiyorum. Ne olabilir? Kalamış. Olur mu? Kalamış. Olur. Oraya mı gideceğiz? Şöyle bir gidelim, uzanalım. Sizler de beraber söyler misiniz? Beraber bir uzanalım. Evet. Kalamış. Başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan. Yok başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan. Bir tatlı huzur almaya geldi kalamıştan. Ah kalamıştan. Filmler çekiliyor. Hiç görmediğim yaratıklar görüyorum. Ağzı burasında, burnu burasında. Böyle bir şey. Böyle yaratıklar değişik geliyor onlar bana. Siz de yani sanatçı olarak bana çok değişik geldiniz. Gel çocuğum. Teşekkür ederim. Ben de senelerden beri sizi merak etmiştim. Beni merak etmişsiniz. Peki.
Şimdi senin böyle bir müzikaliten var, bunun haberini aldım. Bazı taklitler yapabiliyormuşsun, çok yetenekli bir tarafa. Sahnede herhalde bunları yapıyorsun. Zaman zaman. Zaman zaman, mesela ne yapıyorsun? Mesela İbrahim Tatlıses. Başka? Yapıyorum. Ajda Pekkan. Ajda yaptım. Pekkan. Ajda Pekkan'dan başlayalım. O pek severim onu. Bakayım taklidi nasıl yapılıyor. Şimdi... Olmazsa da aynı burun, aynı gözler, süperim ben. Hastaneler, operatörler, neşterler, süperim ben gibiydi. En sonunda da... Dur, dur, sonu var. Aman bir karı gördünüz mü hepiniz böyle. Sonu varmış. Yani bir şey canım. Nasıl? Havayı 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 havayı. Güzel ama. Nasıl? Havayı 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 havayı. Çürüğünüz var. Günde kaç kere dişlerinizi fırçalıyorsunuz? Size şey macunu lazım. Bak antibakteri. İsim vermiyorum. Tamam. Reklam olur. Tamam. Tamam. Onlardan. Ama yani ağzın... Süper çörek. Olan. Diş macunu mu? İsim yok. Tamam. Şey, ya ilk defa büyük ağzı bir insana yakıştırır görüyorum. Hak, büz bakayım. Ayol büzemiyor. Ağzını bile büzemiyor. Bundan ne olur? Büz. O kadar mı oluyor? Ay yazık. İçine şiş. Bak ben bizim nokta olur bak. Benim o kadar ufak ağzım vardı ki hayatımda nohut yiyemedim kız. Kadın bizim zamanımızın kadarıydı. Şimdi affedersiniz bir dakika. Şurada bek 80 anlamayacak birine sorayım bak. Bu yaşta şişman olduğuna göre bu demek ki 80. Şimdi bir adadasın. Bir bundan karşılaştın bir benle. Lütfen tercihini söyle. Bir dakika yalnız yalnız. Etki altında kalmıyor. Hayır bırakmıyor. Etki altında bırakırsa bana mavratım olsun. Tercihini söyle. İkinizi de almazdım. Tebrik ederim. Demek büyük. Özel bir alışkanlığı var ondan herhalde. Evet. Şimdi beraber bir şarkı söyle. Ha İbrahim Tatlıses ilk yapayım defa. Yapayım onu. Ha. Tamam. Ha. Eko alıyor muyum oradan? Erdemet, Erdemet zalim felah sineme vurma beni. Taş mı sendin? Taş mı sendin yüreğim? Hana. Lahanar, hehanar bereli. Sen iversinler hellere, ben iyi vursunlar o. Oh, oh. Sana sevdanın yolları, ben kurşunlar. Yeah. Sen versinler ellere, ben iyi vursun sana sevdanın yolları. Ya ben kurşun. Teşekkürler. Anam, kısa zamanda ne hale geldik. Kadını erkek gibi, erkeği kadın gibi. Allah sonumuza hayır etsin inşallah. Hadi son bir parçayla bitirelim. Tamam. Hadi ne olabilir? Ne yapalım? Ne yapalım? Ben kanto biliyor musun? Benim bildiğim bir tek kanto var. Onu da sizi seyrederken öğrenebildiysem eğer. Hangisi? Öğrendim. Bir dakika kız.
Böyle arı sokmuş gibi değil o kanto. Terbiyeli ol. At tepinir gibi olur mu? Bak böyle bir, iki, üç, dört. Katinamın elinde halısı. Yok öyle değil. Katinamın elinde. Ya Katinamın elinde ne olduğunu bilmiyorsun. Makine vardı. Ulan olur halı mu? Halı vardı. Başka? Başka. Makası vardı. Biçemez. Hayır, ah biçemezdi. En mühim bir şey var. Katinamın elinde mühim bir şey var. Onu söyle. Katinamın elinde makası. Biçemez, ah biçemez. Katinanın elinde makası. Biçemez, ah biçemez. Biçmesini bilmez yavrum gülüm katinam. Getir biçeyim, getir biçeyim. Biçmesini bilmez yavrum canım katinam. Getir biçeyim, getir biçeyim. Getir biçeyim, getir biçeyim. Getir biçeyim. Biçeyim. Sağ olsun, ben çok teşekkür ederim. Ayağına ben çok sağlık. Teşekkür ederim. Allah hayırlı bir kısmet nasip etsin. Cümlemize. Hayır. Hayır, bunu herkese teşmil edemezsiniz. Size Allah hayırlı kısmet nasip etsin. Yeni klipler istiyorum. İnşallah nikahını duyarım. Hayırlısına kır dizine otur. Bu suratla senden bir bok olmaz. Çok teşekkür ederim efendim.